Öncelikle herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben de Olay Şeyce Sarı. Videolarımı Urfa'da çektiğim için sadece bir kısmını anlatacağım ürünlerin ama bunların daha da fazlası da İzmir'de beni bekliyor. Bir sonraki gittiğimde yeni bavulumla buraya getirebilmek için. Şimdi bugün sizinle neyden bahsedeceğiz? Bugün sizinle benim kullandığım yüz temizlik ürünlerinden bahsedeceğiz. Yüz temizleyicilerden bahsedeceğiz. Tabii ki ben bunları her gün kullanıyor muyum? Günlük rutinde hepsini uyguluyor muyum? Hayır, hepsini uygulamıyorum. Ama genel anlamda cildi temiz bir insanım. Yani çok da sorun yaşamıyorum. Cilt sorunları yaşamıyorum. Sadece polikistik over rahatsızlığından kaynaklı özellikle regl öncesi dönemlerde kistik akne problemi yaşıyorum. O da genelde tam şu çene hattımda oluyor. Yani şu kısma bile bulaşmıyor diyebilirim. Ya da beslenme düzenimi değiştirirsem, işte o dönem yanlış beslenirsem, birkaç zararlı gıda tüketirsem o zaman bazen yüzümün başka yerlerinde sivilceler çıkabiliyor. Bunun haricinde hayat boyu sivilce problemi yaşadım mı? Aslında mesela ergenlik döneminde bütün kızlarda bu görülür. Bir sivilce problemi yaşarlar. Çünkü östrojene bağlı bir yağlanma problemi vardır. Kızlar dedim, erkekler görmüyor mu? Erkekler de görüyor. Yine erkeklerde de yağlanma problemi, işte vücut çok fazla kilo alma yapısına sahip bir vücut değilse ya da genetik yapısı kilo almaya uygun bir birey değilse, o da yağlı şekerli gıdalar tükettiğinde erkeklerde de hormonal dengesizlikten de kaynaklı biraz. Çünkü ergenlik dönemi geçiş dönemi oluyor. Erkeklerde de sivilce görülüyor. Sivilcelerin tabii bazı karakterleri var. Bu karakterler değişiyor. Ya bazı kişilerde işte bu kistik akne gibi benim yaşadığım problemlerde bir sivilce görüntüsü var. Yalnız bu dışarıya bir uç vermiyor. Yani onu patlatma gibi bir olasılığınız, içini boşaltma, drene etme gibi bir olasılığınız olmuyor. Genelde bu kistik akne bir yumru gibi ağrılı oluyor ve hatta bazen bunlara kortikosteroid içerikli kremler verilebiliyor. Bunun haricinde bir de işte beslenmeyi değiştirerek dikkat edilebiliyor, çözüm bulunabiliyor. Yine bazen antibiyotik kullanılması da gerekebiliyor artık. Hani orada bir ağrı yangı, böyle bazen kızarır kocaman olur mesela. O durum varsa, çok şiştiyse falan böyle kendini belli eder. Zaten sıcaklığı bile farklıdır. Direkt ben çenemi gösteriyorum ama başka insanlarda başka bölgelerde de çıkabilir bu şekilde sivilceler. Ve hatta sivilcelerin sıkılmaması taraftarıyım. Ben kendim temizlik yapıyor muyum sivilce olduğunda yüzümde? Evet, ama dikkatli bir şekilde. Yani diğer dokulara, diğer gözeneklere bulaştırmadan onun temizliğini ve hijyenini sağlayarak, önce kurutma yöntemini deneyerek, eğer hiç kurumuyorsa, başka bir çözüm bulamıyorsam boşaltıp drene ederek, temizleyerek kurtuluyorum. Onun haricinde büyük sivilce problemlerim yok. Allah'a çok şükür sivilceden kaynaklı bir cilt problemim de yok. Yani hani böyle lekedir falan, yaradır gibi. Bunun haricinde neyden bahsedeceğiz size bugünkü videoda? Şimdi şundan bahsedeceğim. Eğer cilt problemi yaşamıyorsanız, cildiniz normal bir ciltse, ara ara sivilcelenip normal durumlarda, işte böyle çok ani, çok ağır kuruluklar ya da çok büyük yağlanmalar yaşamıyorsanız, yüzünüze yüz kremleri çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi benim kullandığım iki tane krem var. Birisi bu Marsilya'sın kullandığım kremi. Bu kremden çok memnunum. Şeftalili olması, şeftali kokması beni çok rahatlatıyor, hoşuma gidiyor. Ama bu kremi kullandığımda genelde cildim aşırı yağlanıyor. İşte bu yağlanmayı önlemek için aslında bazen de hani bu durumu nötrleyebilecek biraz daha kurutucu etkisi olan bir krem kullanıyorum. O kullandığım krem de bu Neutrogena kremi. Visible Clear dediği ve içinde işte pembe greyfurt bulunan ve hani yağ, cildinizi yağ dengesini düzeltmek amaçlı kullanabileceğiniz bir krem. Bu krem hakkında ne söyleyebilirim? Şimdi ben kremden memnunum ama bu kremin de bazı kötü yanları var. Özellikle cildiniz çok hassassa, ki benim cildim hep hassas. O zaman mesela sürdüğümde özellikle böyle cildimin yandığını hissediyorum. Şimdi cildim bazı dönemler kuru, bazı dönemler yağlı oluyor demiştim. O yüzden karşıt iki ürün olarak kullanıyorum demiştim bunları. Bunu kullandığım zamanlarda, şimdi bu evet yağlılığı, daha doğrusu nemlendiriyor ama yağlılığı engelleyemiyor. Ama bunu kullandığım zaman hem nemleniyor hem yağlılığı gidiyor. Bazen de aşırı kurutabiliyor. Yani aslında biraz da hani sizin o an cildinizin ne istediğini kendiniz böyle aynaya bir bakıp tahlil etmeniz gerek. Bugün cildim çok rahat, çok mutluyum cildim açısından. Sebebi de şu:
Şimdi anlatacağım. Bu özellikle ben kağıt maskeleri çok seviyorum. Daha doğrusu benim soyulan maskelere karşı bir ilgim var. Ama onun haricinde kağıt maskeleri de çok kullanıyorum. Şimdi bu kolajen ampullü bir maske. Bu maskeyi kullanırken nasıl kullanıyorsunuz? Öncelikle cildinizi güzelce ılık bir suyla yıkayıp tamamen kuruluyorsunuz. Ben bu maskeden memnun kaldım mı? Evet, aşırı memnun kaldım. Dün akşam kullandım. Cildimi yumuşacık hissediyorum şu an. Ha, onun üzerine ben aslında cildimi 3 defa falan da yıkadım bu arada. Hani cildimde kalıntısı kaldığı için falan değil bu. Gerçekten cildimi hani bir yumuşaklık kattığını hissettirdi bana. Bu maskede dikkat etmeniz gereken şey özellikle göz çevresi ve dudak çevrenize değdirmiyorsunuz. Ben bunu kullandıktan sonra sakladım. Yine görüntüsü aslında hepimiz için yüz şeklinde bir maske yüzünüze yapıştırıp uyguluyorsunuz. Ben bundan memnun kaldım mı? Memnun kaldım. Bunu ilk defa kullanıyorum. Normalde ben kullanırken bunun şu serisini kullanıyordum. Aloe vera jeli içeren, aloe jel olan içinde olanını kullanıyordum. Şimdi bunların hepsini tek tek böyle anlatıyorum. Bir de bunların aynı zamanda kapağı fotoğrafını koyuyorum ki memnun kaldığım ürünleri siz de alın. Ya da memnun kalmadığım ürünleri de çok böyle şey yapmayın, hani ilgi göstermeyin diye. Çünkü ben daha önce birçok markanın satış temsilciliğini yaptım. Hani bunu böyle bir video aracılığıyla falan değil de ya da tanıtım aracılığıyla değil de satış temsilciliğini yaptım. Ve bu temsilcilik esnasında da gördüğüm hani insanların çok fazla kullandığı ürünler var. Bir de benim kendi arasından sevdiğim, seçtiğim ve bazı sadece fasarya olan ürünler var. Yani kullansanız da bir işe yaramayacak olan ürünler var. Onları özellikle hiç göstermiyorum, yani o ürünleri pek fazla görmeyin diye. Şimdi ben bu kolajen ampullü maskeden memnun kaldım mı? Memnun kaldım. Tavsiye ediyor muyum? Evet. Daha bir kere kullandım. İlk kullanımda da beni mutlu ve memnun etti. Ben bunu grep sindiriminden almıştım. Aslında diğer çoğu maskeyi de grep sindiriminden aldım ama bunu yaklaşık 5-6 liraya falan almıştım sanırım. Tek kullanım için indirime girmiş haliyle fiyatı bence gayet iyi. Yani sonuç olarak bunu zaten maksimum kullansanız haftada 2 tane 3 tane kullanırsınız. O yüzden çok da cep yakacak bir maske olduğunu düşünmüyorum. İşe yarar eğer böyle orta gelirli bir yaşam sürüyorsanız diyeyim. Bunların haricinde neyden bahsedeceğiz? Yine bir diğer maske olan benim sık kullandığım maskeden bahsedeceğiz. Bu da Hangbang olan ve aloe mask dediği, yani içerisinde aloe vera jeli bulunduran, aloe vera özü bulunduran maske. Ben bundan da memnun kaldım. Şimdi bunların birbirinden farkı şu. Bunun içerisinde yüksek miktarda kolajen var. Ve içinde gliserin falan da içeriyor. Yine bu da gliserin falan içeriyor ama ikisinin de nasıl diyeyim, hani etkisi biraz daha fazla. Bu arada bu mesela tüketim tarihi falan var ikisinin de ama üretim tarihinden itibaren 36 ay, yani 3 yıl kullanabiliyorsunuz. Yani 3 yıl boyunca kullanılabilir halde. Aldığınız evde saklıyorsunuz. Oldu ya, diyelim ki arkasındaki şu parça bir şekilde yok oldu ya da size bunun olmayanı satıldı. Bir maskenin paketli olduğu halde, açılmadığı halde 3 yıl kullanabileceğinizi anlatıyorlar. Yine bunun haricinde kolajen maskesi kuru cildin nem kazanmasını ve işte o kırışıklıkların yok olmasına sebebiyet verirken, yani ona o iş için kullanılırken, aynı zamanda bu aloe vera jelinin şöyle bir özelliği var. İşte nemlendirme, pürüzsüzleştirme ve bunun haricinde bir de İşte diyelim ki böyle bir yanık geçirdiniz, cilt yanığı geçirdiniz. Ne gibi? Güneş yanıkları gibi. Ama bunu tabii çok ağır boyutta düşünmeyin cildinizi. İşte bir açık yara ya da nasıl diyeyim, böyle bir kabuklanma falan olduğunda kullanmıyorsunuz. Ama hafif yanıklarda özellikle cildi nemlendirmek için de kullanılabilir. Hatta direkt cildinizin ihtiyacı olan nemli bakımı sağlayacağını vaat ediyor. Mesela burada hasar görmüş cilt onarılırken burada da kırışıklıklarınızı kurtarıp düzeltebiliyordunuz. Ben bu maskeyi de gratisten almıştım ve daha önce de bunu hep gratisten alıyordum. Gratiste satılıyor. Bu yine Kore malı. Bu da aynı şekilde Kore malı. Bu iki üründen de çok memnun kaldım. Bunu tabii daha uzun süreli kullandım. Bundan daha da memnunum. Bunu daha da çok tavsiye ediyorum. Bunun haricinde yine neyden bahsedeceğim? Başka bir maskeden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim maske de Watsons'ın maskesi. Watsons'tan almıştım. Bunun çok çeşidi var. Elmalısı var, salatalıklısı var. Yani orada istediğiniz kadar çeşidi var. Hatta böyle paketini de içindeki içeriğe göre düzenlemişler bunu. Bu da Watsons'ın
maskesi. Burada da amaç işte yüzü canlandırmak, cildi nemlendirmek, canlandırmak ve bunun aynı zamanda başka bir etkisi daha var. Cilt beyazlatıcı etkisi var. Ve bu cilt beyazlatıcı etkisinden dolayı en çok tercih edebileceğiniz ürünlerden birisi. İçerisinde ne bulunduruyor? Bunun işte bahsettiği zaten en önemli özelliği olan kamu kamu özünün bulundurması ve içerisinde B3 vitamininin olması. Bu iki formülle birlikte işte cilt görünümünü düzgünleştirme, nemlendirme ve bunların haricinde cilt beyazlatma etkisi var. Amacı cildi canlandırmak tabii ki. Yine bunu da kullanırken özellikle bu arada demin bahsettiğim maskelerde de olduğu gibi bunların hepsini kullandıktan sonra atıyorsunuz. Ben sadece size göstermek için sakladım. Yani tekrar tekrar kullanmak gibi bir durum yok. Kullanılmamız gerekiyor. Çünkü açtıktan sonra da bir paket açılınca ömrü var yani. Bunun haricinde yine bunu da kullanırken ve diğerlerini de kullanırken 15-30 yani maksimum 30 dakika yüzünüzde bekletiyorsunuz. Ve bunun sonrasında da durulama gerektirmiyor. Bunların sonrasında da durulama gerektirmiyor. Hatta yüz yogası diye bir uygulama var. Bunu özellikle internetten araştırabilirsiniz. Hatta bir gün ben de size nasıl yapıldığını paylaşabilirim. İşte mesela çenenizi tuttunuz. Şu alt bandını çenenize sıyırıyorsunuz. Bunu yapmanızın sebebi mesela şu çene hattınızın belirginleşmesi. İşte bu serum yüzünüzde kaldıkça o serumu yüzünüze yedirebilmek için dairesel hareketlerle mesela özellikle sarkmış yanakları kaldırırcasına masajlar uygulayabilirsiniz. Çeneyi tuttuk, sabitledik. Yine şu hattı gerginleştirmek amaçlı boyun çizginizde bir şekilde böyle çenenizden yukarıya doğru parmaklarınızla bası uygulayarak ilerletebilirsiniz. Yine kırışıklıklarınızın olduğu bölgelere özellikle uygulama yaparak bundan oldukça yüksek fayda elde edebilirsiniz. Bunun haricinde yine bu maskeden bahsedelim. Watson's'ın maskesinden. Ben şöyle adlandırayım. Şimdi bunlar Kore malı ve kendi adlarına bir marka üretilmiş ürünler. Hatta bunun markasını da paylaşacağım. Hanbang, Main Cosmetics'in ürettiği bu iki maske. Bunun başka çeşitleri de var bu arada. Özellikle salyangoz özlüsü falan. O da çok yüksek miktarda kolajen içerdiği için o ürünü de tavsiye ederim. Ve bu ikisinden de memnun kaldım oldukça. Bu da üretim olarak aslında şöyle yine Kore malı. Ama Watson's'ın kendi adına üretilmiş bir yüz maskesi. Ve bu da içeriğinde yine şurada da göstermiş olduğu gibi şöyle yapalım. Kağıt maske içeriyor. Kağıt maskeyi aynı şekilde uyguluyorsunuz. 15-30 dakika bekledikten sonra maskeyi çıkarıp yüzünüze masaj yapıyorsunuz ve durulama gerektirmiyor. Bu arada bunun içerisindeki o işte üzümün etkisi diyeyim size müthiş derecede faydalı ve yağlı ciltlerin de o yağ dengesini düzeltiyor öyle söyleyeyim. Şimdi bunlar benim size gösterdiğim kağıt maskelerdi. Bu kağıt maskelerin dışında benim bir de çok hoşuma giden birkaç ürün daha var. Bu ürünlerde soyulan maskeler. Ben şimdi soyulan maske deyince birçok markadan bahsedebilirim. Bu bahsedeceğim markaları da hep kullanıyorum. Bunun haricinde arada değişik markalarda arasına ekliyorum öyle söyleyeyim. Şimdi şunlar değil. Bunlar yıkanabilir maskeler. Yine soyulabilen maskelerden bahsedeceklerim arasında ilk olarak Oriflame'in şu maskesi var. Ben bu maskeden memnun kaldım mı? Ben bu maskeden daha önce çok defalarca kullandım. Yine bu da böyle üçlü bir seriydi. Şöyle söyleyeyim. 3 farklı seriden oluşuyor. Siz cildinizin özelliklerine göre alıyorsunuz. Benim cildim genelde nemlenmek isteyen ve yağ dengesi bozuk bir cilt. İşte ben bunu düzeltebilmek için genelde böyle rahatlatıcı, salatalık özlü, işte cildimi dinlendirecek yani o böyle stresten, cildimin stresinden kaynaklı işte gördüğüm seborek dermatit gibi yani cildimdeki o aşırı kuruluk ve yağlanmaya bağlı şu kaşlarımın şu çizgisinde, burun kanatlarımın yanında, dudaklarımın yanında, saç diplerimde görülen egzama benzeri cilt semptomundan kendimi kurtarmak için daha nemlendirici, daha sakinleştirici maskeler tercih ediyorum. Bunu tercih ederken de böyle salatalık özlü gibi maskeler falan bana çok rahatlatıcı geliyor. Ben bu maskeden aşırı derecede memnunum kalmıştı. Soyulabilmesi de benim için çok mutlu edici. Ben çünkü soyulan maskeleri daha çok seviyorum. O yüzden bunu da öneriyor muyum? Bunu da öneriyorum. Bu fiyat olarak yine aynı fiyatlarda. Sadece işte her sene biraz daha bu Oriflame, Avon, MV gibi markalar ürünlerini pahalılaştırıyorlar. Mesela hiç benim bir zamanlar sattığım bir parfüm paketi vardı mesela diyelim. 50 liraydı. Bu sene baktım 97 lira. Yani her sene biraz daha üzerine konuyor. Paranın değer kaybetmesiyle birlikte. Ama işte biraz daha tabii ki
Hani şu an serbest satış temsilcilerini kötülemek için söylemiyorum. Tabii ki onların da para kazanmaya ihtiyacı var. Ama mağazalardan aldığınız ürünleri daha uygun fiyat alıyorsunuz. Bunun haricinde dediğim gibi bu üründen çok memnun kaldım. Ama bundan daha derinlemesine etki gösteren böyle işte sivilceleri biraz daha yok etmek istiyorum diyeceğiniz bir maske varsa şu maskeyi önereceğim size. Bu aslında bir maskesi daha var bunun. Ben birisini kullandım, o yüzden size böyle küçük bir parça şeklinde gösteriyorum. Bu da BB Beauty'nin maskesi ve bunun içeriğinde de yine soyulabilme özelliği var. Bunda deniz mineralleri var. Paketlerini dönem dönem değiştirebiliyorlar bu arada maskelerin. Ben sadece bazen kullanım süresini ileri atmak durumunda kalabiliyorum yeni yeni ürünler aldıkça. O yüzden şu an son ambalajı bu şekilde mi bilmiyorum ama ben bu ürünün de diğer parçasından memnun kalmıştım. Hatta biraz fazla kuruttuğu için cildimi, özellikle çok yağlı ciltliler bunu çok rahat tercih edebilirler. Yani sivilce miktarı yüksek kişiler. Bundan çok memnun kalmıştım. Bunun içeriğinde de şöyle durumlar var, yani malzemeler var, neler kullanmışlar. Magnezyum, kalsiyum ve potasyum mineralleri kullanmışlar. Bunlar deniz mineralleri. Bunun haricinde işte içinde bir de matlaştırıcı varmış. Bu da aşırı sebumu, yani cilt yağını dengelemeye yardımcı oluyor ve aynı zamanda o yağ miktarını azalttığı için de biraz daha böyle mat ve kadifemsi bir cilt elde ediyorsunuz bununla diyor. Bir de içerisinde lacivert taş adı verilen partiküller var. İncecik incecik bunlar tabii ki. Ve bunlar da epidermis, yani cilt yüzeyini güçlendiriyor. Ve bu güçlendirme sayesinde de sizin cildiniz dış faktörlere, negatif faktörlere, yani işte güneş ışığı gibi ya da ultraviyole ışınları gibi, onun haricinde işte soğuk gibi ya da aşırı sıcak gibi, buharlı nemli ortam gibi, kuru ortam gibi, soğuk sıcak ortam gibi durumlarda daha korunmuş bir cilt haline dönüşüyor. Buna yardımcı oluyor. Bir de tabii ki ölü derileri de cilt yüzeyinden atmanıza yardımcı oluyor. Bunu da göz, dudak ve saç çevresine sürmüyorsunuz. Onun haricinde yüzünüzün kalan bölgelerine uygulayabilirsiniz. Özellikle işte yağlanma bölgeleriniz neresiyse, kimisinin mesela T bölgesi, burnu ve alnı yağlanır, çenesinin ucu yağlanır, çenesi yağlanır. Kimisinin benim gibi hormonal problemleri vardır, direkt çene problemi vardır. Kimisinin yanaklarda oluşumları görünmektedir falan gibi. Nerede probleminiz varsa bunu aslında oraya ince bir tabaka halinde uyguluyorsunuz. Ve şöyle söylüyor bunu da, haftada bir ya da iki defa kullanınız diyor. Ya aslında şu ana kadar söylediğim bütün maskeleri haftada bir ya da iki kullandığınızda cilt problemlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz. Bu kadar destek olabilir size. Yani şöyle söyleyelim. Tanesini 6 liradan almış olsanız bir ayda diyelim ki cildinizin kırışıklıklarını da rahatlatmaya, cildinizi nemlendirmeye ihtiyacınız var. O zaman 24 liraya bir ayı çıkarmış oluyorsunuz diyelim. Yani bu masrafınız 24 lira tutmuş oluyor. Tabii benim gibi indirimleri takip edip toplu alırsanız, yani onun haricinde biraz daha pahalı olabilir ya da çok da pahalı ürünlere gitmenin aslında pek de bir manası yok. İçeriklerini okuyarak ürünleri almanız biraz daha doğru olacaktır. Bunun haricinde neyden bahsedeceğim? Yine başka bir soyulan maske olan parıltılı soyulabilir maskesinden bahsedeceğim BB Beauty'nin. Bunun içeriğinde de şöyle bir şey. Bu yeşil maske ve içinde jojoba yağı ile kaktüs özü var. Bundan memnun kaldım mı? Pürüzsüzleştirici özelliği var. Memnun kaldım. Ama ben bunun mor olanını kullandım. Bunun pürüzsüzleştirici, onun da nemlendirici özelliği vardı. Ben nemlendirici özellikli olandan daha memnun kaldım. O İzmir'de şu an beni bekliyor. Geri gelirken onu da getireceğim inşallah. Ama bendeki biraz daha böyle, eğer yağlı bir anındaysa cildiniz ve o yağdan, sebumdan ya da o sivilcelerden arındırmak istiyorsanız tam o dönem kullanılabilecek bir içeriğe sahip ürün diyebilirim. Bunu da yine haftada bir ya da iki kez kullanabilirsiniz ki şöyle anlatmalıyım. İnce tabaka sürün diyor ama ince tabaka sürdüğünüz zaman çoğu maske çok da kolay soyulmuyor. Azıcık biraz daha kalın sürmek gerekiyor ve bu sürdüğünüz maskeyi azıcık daha kalın sürünce bunun bir tanesi yaklaşık 4-5 kullanımda falan bitiyor. Ben bunu 3.25 gibi çok uygun, çok çok yani ucuz bir fiyata aldım. Dışarı çıktığınızda 2 şişe suyu bu fiyata alamıyorsunuz. Ve bence bunun fiyatı çok iyiydi. O yüzden bunu da herkese öneriyorum. Ya da bu tarz şeylere biraz daha siyah nokta bandı kullanmayan kişilerseniz, kullanamıyorsanız, sevmiyorsanız o açıdan da kullanabilirsiniz. Böyle soyulan maskeler burun konusunda, siyah nokta konusunda da çok işe yarıyorlar. Tüm bunların haricinde neyden bahsedeceğim? Burun konusu dedik, burun bandı dedik. Ben yine gratisten aldığım burun bandından bahsedeceğim. Bunun A101 BİM versiyonu da var. Mesela onlardan çok memnunduk.
Çok da güzel gidiyordu. 5-6 lira falandı fiyatları. Hatta maksimum 7 lira oluyordu. Şu an onlara zam yapmışlar. O yüzden öneriyor musun derseniz ben artık şöyle bakıyorum biraz daha. Fiyat performans ilişkisi. Bazen bazı A101 günlerden aldığımda eğer ürün çok fazla kalmışsa, uzun süre satılmamışsa ve ürün yerine gelene kadar sıcak soğuk gibi bazı ortamlar değiştirmişse kullandığımda sorun yaşıyorum. Ne gibi? Mesela bandı yapıştırıyorum. Normalde bu bandın burnunuza olabildiği kadar yumuşacık yapışması lazım. Ve altını ıslatıp öyle yapıştırmış olmanız gerekiyor. Yani ya burnunuzu yıkadıktan sonra yapacaksınız bunu ya duştan çıktığınız öyle takacaksınız. Bandı yapıştırıyorum ve fakat lakin şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor. Burnuma yapışmıyor, tutunmuyor. Ya benim burnuma tutunmaması gibi bir durum yok yani. Nasıl tutunmasın? Yani burnumun şekli çok bozuk değil. Ya da işte ne bileyim burnum kuru değil. Hani onun oraya yapışması için gerekli olan tüm faktörleri sağlıyorum. Ama ne oluyor? Onun bir reçinesi var içerisinde. Ve zaten o reçine eridiği için onun yapışması gerekiyor. Çok kaldığı zaman bu ürünler raflarda sanırım biraz raf ömrü problemi var. Ve çeşitli etkenlerden kaynaklı üründen tam randıman alamıyorsunuz. Mesela bazı yerlere yapışıyor. İyi oralar çok güzel temizleniyor ama yapışmayan yerinden verim alamıyorum. O yüzden bu ürün de benim için çok güzel. Ben bundan çok memnun kaldım. Bu Pure White dediği No Strip yani burun bantlarını tercih edebilirsiniz. Gratis'ten yine tavsiye ediyorum. Bence kömür içeriklileri almayın. Hatta ben bu olayı yaşamıştım bir arkadaşımla. Bana dedi ki senin siyah noktaların neden bu kadar fazla çıkmış? Senin burnun çilek gibi olmuş falan diye. Ben bunu kömür içeriklilerini kullandığımda genelde siyah noktaları, hatta benim genelde çok siyah nokta olmaz, yağ bezeleri olur böyle, yani yağ kalıntıları diyeyim olur gözeneklerimde. Ve onu temizlerken nedense o kara kara gözeneklerimde lekeler bırakıyordu. Bu yüzden bu karbon içeriklilerini ben kullanmıyorum, tavsiye de etmiyorum. Ama bazı kişilerde bunlardan çok fayda görmüş olabilir. Bunun haricinde neyden bahsedeceğiz? Bir de Avon'un bir maskesinden bahsedeceğiz. Bu Avon'un Clear Skin serisinin ürünü. Şöyle çok da parlıyordur. Böyle göstermek istiyorum. Ve bu ürün şu an ambalaj değişik şekilde satılıyor. Ve fakat ben bu üründen çok memnun kaldım. Hatta iyi ki bunu o indirime düştüğünde 5-6 paket almışım ki çok işe yaradığını gördüm. Ben bunu genelde burun bandı ve çene bandı gibi kullanıyorum. Bu arada ben burun bantlarını çeneme de yapıştırıyorum. Orada da çok faydasını görüyorum. Bazen çünkü siyah noktalarım falan oluyor benim. Özellikle çene problemi yaşadığım için çenemde daha çok oluyor. Ve beni onlardan gayet de güzel arındırıyor. Bu böyle biraz mavi bir maskeye dönüşüyor. Ve bundan aşırı derecede memnun kalacaksınız. Eğer bu ürünü bulabilirseniz. Genelde Avon'un fırsat broşürlerinde oluyor. Özellikle temsilcisiyseniz mutlaka ulaşabileceğiniz bir üründür. Ve bu açıdan da bunu tavsiye ediyorum. Bunun haricinde neyden bahsedeceğiz? Bunun haricinde şundan bahsedeceğiz. Episoft damla. Ben bu videomda çok fazla markadan bahsettim. Çünkü yüz için kullandığım, şöyle bir şekilde ışığını yok etmeye çalışıyorum. Ama tam odaklamıyor. Yani marka Episoft, öyle söyleyeyim. Bunu öyle aratabilirsiniz. Özellikle polikistik over sendromu benim gibi yaşayanlar ya da bunun haricinde hormonal problemler sebebiyle hirsutizm, kıllanma problemi olanlar. Bunlar bunu yüz için kullanabilirler. Ne yapacaksınız? Bir AD yöntemiyle ya da işte lazere gidiyorsunuz, lazer yöntemiyle bu kıllardan yüzünüzü bir arındıracaksınız. Bu arındırma sonrasında bunu yüzünüze damlalar şeklinde dökeceksiniz ve yüzünüze masajlar yapacaksınız dairesel. Bu da o kılları zayıflattığı için, kıl gücünü yok ettiği için diyeyim, gücüne zarar verdiği için o kılların uzamasını, çoğalmasını engelliyor ve bundan da çok memnun kaldım. Çünkü ben hem lazere gidiyorum hem de lazere çok uzun aralıklarla gitmek durumunda kalıyorum. Çünkü benim gittiğim yer İzmir'de ve Urfa'ya geldiğim zamanlarda gidemiyorum özellikle. Bir de bu arada işte pandemi falan girmişti. O dönemlerde de çok boşluk vermek zorunda kaldım. Benim çok memnun kaldığım ürünlerden birisi yüz için. Çünkü normalde çoğu kremi yüze kullanamıyorsunuz. Ya da işte çoğu yağı tüylere zarar veren yüze kullanamıyorsunuz. Yine bir şeyden daha bahsetmemiz gerekirse diğer maskeler. Bunlar da biraz peeling ürünleri. Peeling ürünlerinde ben neleri tercih ediyorum şimdi? Peeling ürünlerinde bir benim için temizleyicilik önemli. İki temizleyiciliğin yanında bir de hani bu böyle cidden sökülsün diye peelingi yaptıktan sonra birden fışkırır ya böyle sivilceleriniz. İşte onların öyle çok
ani fışkırmaması gerekiyor cildimde ve bunu yaptıktan sonra da büyük kuruluklar yaşamamam gerekiyor yağ dengesinin bozulmaması için. Şimdi ben bu Garnier'ın bu ürününü her yere aldım. Eşimin annesinin evinde bir tane var. Kendi İzmir'deki ailemin evinde bir tane var. Urfa'daki evimde iki tane var. Benim her yerde var bundan. Çünkü çok memnun kaldım. Müthiş derecede yüzü temizliyor. Bazen özellikle sırtımda sivilce olduğunda da sırtımı yıkamak için kullanıyorum ve o zaman da çok işe yarıyor. Tavsiye ettiğim ürünler listesinde bu da var. Ardından Kladerm diye bir markanın ürününden bahsedeceğiz. Bu da %100 doğal ve içerisinde işte zengin mineraller ve kil içeriyor. Kil maskesi cildinizdeki nem dengesini çok rahat sağlayacağı için benim tavsiye edeceğim ürünlerden. BİM gibi marketlere çok fazla geliyor bu tarz ürünler. O zamanlarda takip edip alabilirsiniz. Ben yine öyle bir zamanda almıştım bunu. Bunun 4-5 tane falan almıştım. Ben 3'ünü kullandım. Ve geriye böyle bir iki tane kaldı. Onları da ara ara kullanıyorum. Çünkü sayı fazla olunca hangini kullanacağınıza da hemen karar veremiyorsunuz. Bir de ben böyle şeyleri sevdiğim için de biraz fazla sayıda alıyorum. Onun haricinde benim yine BB Beauty'nin birkaç tane daha sevdiğim maskesi var. Bunlardan birisi bu Sleeping Mask dediği, yani uykuda kullandığımız nemlendirici maske. Bunu uyumadan önce yaptığınız zaman içerisinde bulunan özler, işte antep fıstığı yağı falan, bunlar sizi çok rahatlatıyor. Ben bundan çok memnun kaldım çünkü hem ölderilerden arındırıyor, cildi temizliyor, hem de böyle cildinizi yumuşacık hissediyorsunuz bunu yaptıktan sonra. Bir de bu maskelerde mesela şeye dikkat edin, maskeyi yaptığınız içerisinde hiç böyle yağ, bakım yağı falan bir şey yoksa o zaman aşırı derecede kurutur. Yani en az bir tane, bir çeşit bir içerisinde yağ olsun, o da çok işe yarıyor. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. İçerisinde süper hyaluron adını verdiği hyaluron bulunuyor. Ve bu da cilt sıkılığını müthiş derecede koruyor. Yani çok rahatlamış hissediyorsunuz bunu yaptıktan sonra. Ben bunu da çok sık kullanıyorum. Hatta bundan da bir şöyle ışığını neyle kesmeliyim bilmiyorum ama 4 paket falan bitirdim. Yine bir tanesinde 2 tane var şöyle. Gösterebilirim. Ondan sonra neye geçeceğiz? Ondan sonra anti-stres maskeden bahsedeceğiz. Bu da yine cildinizdeki ölderileri alıyor, kadifemsi görüntü veriyor. Bu genelde sık söylenen bir maske özelliği. Ve fakat bunun şöyle bir özelliği daha var. Bu cildin gerginliğini de arttırıyor. Ve bu sayede kırışıklıkları da önlemiş oluyorsunuz. Şimdi bizim stresten kaynaklı, yorgunluktan kaynaklı cildimiz bir miktar kırışır. Bu kırışıklık konusunda müthiş yardımcısı cildin diyebilirim. Bundan da yine 5-6 paket almıştım. Bundan bir paket kaldı. Bunu bitirdik diyebiliriz. Başka neyden bahsedeceğiz? Başka, ben özellikle cilt temizliği içinde kullanıyorum. Ben makyajımı silerken Sleepy'nin bu makyaj temizleme mendilini kullanıyorum. Memnun muyum? Aşırı derecede memnunum. Tavsiye ediyorum. Ediyorum çünkü havlu bir yapısı var ve gerçekten ben onu mesela parmağımı dolayarak parça şeklinde kullanıyorum. Gözüm için ayrı. Çeviriyorum başka bir ucunu, gözüm diğer gözüm için. İşte dudağım için ayrı falan. Ben bunu yön yön kullanıp parça parça her bir yerinde başka yeri sildiğim için yüzümdeki makyajı başka yerlere de bulaştırmıyorum. Bu açıdan da birçok faydasını gördüm. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Sonrasında yine cilt nemliliğini artırmak için Pereja kolonyasını biliriz, Pereja marka. Ben bu gül suyundan da çok memnunum. Yine Pereja'nın gül suyu da cildi nemlendirmek ve temizlemek açısından çok önemli. Ben bir de bu gül suyunu, benim saçlarım biliyorsunuz siyah renkti. Siyahtan sarıya döndüm ve dönerken saçlarımı aşırı derecede yaktım. Saçlarım şu an mesela gerçekten hani kıvırcıklıkları bozulmuş ve yanıkları çok belirgin düzeyde, ortada olan bir durumda. Bunun çok daha kötü halindeydi. Plastik gibi olmuştu saçlarım. Gül suyuyla saçlarımı nemlendirdiğimde de çok çok faydasını görüyorum. Saç ürünleri için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü onun için de çok fazla kullandığım ürün var ve orada da anlatacağım. Gül suyunun çok çok büyük faydası oluyor. İçeriğindeki işte bazıları mesela, bazı gül suların içerisinde bulunur. Ekstra işte E vitamini falan içerirler. Özellikle öyle olduğu zaman cildiniz çok çok bundan fayda görecek. Bir de Genosis'in bir kremi var. Bu da çok güzel. Bu nemlendirmek açısından çok güzel. Yine bunu da uyguladığınızda cildinize faydasını göreceksiniz. Biraz maddi olarak pahalı bir krem ama özellikle cilt problemleriniz çok fazlaysa bu
mutlaka ve mutlaka kullanılabilecek ürünlerden birisi. Hassas ciltler için çok çok büyük faydası var ve bu yoğun nem içerdiği için cildinizi nemlendiriyor ama içerisinde yağ olmadığı için de cildinizde yağlanma olmuyor. Hasar görmüş ciltlerin müthiş bir onarıcı özelliği var. Özellikle lazer, dermoterapi, bu tarz şeyler görüyorsanız ya da peeling yaptıktan sonra bu ürünü kullanabilirsiniz. Çok faydasını göreceksiniz. Videomun sonuna gelmeden önce de bir ürün tanıtımında bulunacağım yine. Bu ürünü tabii ki kendim beğendiğim ürün olarak tanıtıyorum. Başka bir sebeple değil. Pille çalışan bir üründen bahsedeceğim. Aprilla adlı markanın bir ürünü bu. Bu bir yüz temizleme ve yüz bakım diyelim cihazı. Ve bunun bazı uçları var. İşte bu uçlarla birlikte içerisinde işte pil var. Bu pille bir vibrasyon etkisi yaratarak temizlik sağlıyor. İki ayarı var. 1 ve 2 olarak daha da güçlendirebiliyorsunuz. Bunun çeşitli uçları var. İşte bu uçları mesela krem süreceksiniz. Krem sürerken kullanabileceğiniz ucu ayrı. Ya da işte masaj yaparken ki ucu ayrı. Mesela böyle çeşit çeşit uçları var. Başlıkları var. Bu başlıklarla cildinize masaj yapabiliyorsunuz. Bu üründen de memnun kaldım mı? Evet, ben bu üründen de memnun kaldım ama ben bu ürünün başlıklarını pek kullanmadım. Çünkü benim cildim çok hassas ve başlıkları şu başlık haricinde bana çok nasıl diyeyim böyle ağır geldi. Yani canımı yaktı diyebilirim. O yüzden bunlar bana uygun değil. Hatta şöyle söyleyeyim, ben ürünü kendi kısmıyla kullandım mesela krem sürerken. Müthiş derecede rahatlatıcı oluyor. O titreşimli etkisi, hele siz bunu böyleyken kullandığınızda bile çok rahatlattığını hissediyorsunuz. Çünkü ciltle ilgileniyorsunuz. Bakımı bütün cildiniz sever. Yani ayağınızdan tutun, tırnaklarınızdan tutun, omzunuza kadar bütün cildiniz sever. Ama bunu titreşimiyle birlikte yaptığınız zaman, özellikle işte bu cildi kaldırıcı şekilde hareketler yaptığınız zaman da müthiş derecede faydasını göreceksiniz. Yine bu ürünü anlattıktan sonra benim yüz bakımı için kullandığım ürünler bunlar. Çeşitli dönemlerde, farklı zamanlarda farklı ürünleri kullanıyorum ama çoğundan memnunum. Memnun kalmadığım ürünler ise sadece cildi çok kurutan ürünler ve cildi çok kurutan ürünler dışında ben pek fazla ürün seçmiyorum diyeyim. Yani cildim de çok fazla beni rahatsız etmiyor. Bir de bazen kahve peelingi yapıyorum. Ondan da çok memnun kalırsınız. Onu da öneriyorum. Ve Nivea'nın da yüz bakım ürünlerini çok seviyorum. Şu an burada yok. Nivea'nın ürünleri İzmir'deki dolabımda. Diadermi'nin ürünlerinden genellikle hiç memnun değilim. Çünkü ne zaman Diadermi'nin bir ürününü kullansam kesin cildim aşırı derecede sivilcelenip yağlanıyor ve bana çok zarar verdiğini fark ettim Diadermi'nin ürünlerinin. Yani şöyle söyleyeyim, bazı markaların mesela Sağlık Bakanlığı onayı yok. İşte ne bileyim, en son benim sattığım dönemlerde Avon'u falan yoktu diye hatırlıyorum. Yani Sağlık Bakanlığı onayı olmayan bir ürün bile bana zarar vermezken ben Diadermi'nin ürünüyle suratımda bir sürü sivilceyle uyandığım günleri hatırlıyorum. Beni yanıltacak ürünleri varsa Diadermi'ne de buradan sesleniyorum. Ürün gönderebilirsiniz, denerim yani. Ama Diadermi konusunda kesin kırılan bir çizgim var. Özellikle gündüz gece kremlerini kesinlikle onaylamıyorum. Ama Dermakil'in ürünlerini falan da seviyorum. O da başka bir marka. Ve anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.